Geçtikten sonraki süreçte özellikle ekonomi açısından Trump'ın gelişiyle birlikte dünyayı nasıl bir resim bekliyor? Bir süredir konuşuyorduk biliyorsunuz 24 ekranlarında bunu noktayı. Birazdan Murat Tufan'la konuşacağız. Destek menkul değerler araştırma müdürüyle daha da detaylandıracağız. Ne gibi artılar ne gibi riskler var dünya için ve önündeki 100 günde neler yapabilir bunları konuşacağız. Enteresan bir kabineye sahip birazdan açıklayacağım. Milyarderler kulübü gibi diyebiliriz. Çünkü toplam mal varlıkları 50 milyar dolara yakın bu kabinenin. Onun öncesinde detaylandırmadan biz rakamlara bakalım. 82.300 seviyesinde Borsa İstanbul kapanışını gerçekleştirdi. Diğer taraftan dolar TL 3.82.41. Burada FED açıklamaları önemli oldu. Bunun yanında Trump'ın dolar çok değerli demesine karşın Hazine Bakanı o kadar da değerli değil diye karşı çıktı. Ve 4.08.38'e kadar yükselen bir Euro TL'miz var. Brexit önemli burada. Ayrıca dün Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar da tabii bunun üzerinde etkin oldu. 1.0677 seviyesinde görüyoruz bu noktada paritede bir yükseliş var. Diğer taraftan dolar Japon yeni 114-115 bandında bunu takip ediyoruz. Bizim için öncü gösterge dolar TL açısından. Altın 1200'ün üzerinde tutunmaya devam ediyor. 148-149 bandında TL olarak gram altın ve 54,34 petrolün varil fiyatı. Diğer taraftan dolar endeksi 101.05 seviyesinden işlemlerine devam etmekte. Faiz cephesinde bir gün önce %11.37 seviyesi varken şu an %11.25 seviyesini görmekteyiz. Diğer taraftan ABD piyasalarına bakacağız. Dow Jones endeksi feature'larda -0.06. Zaten dünkü kapanışlar da satıcılıydı. Trump'ın gelmesini bekliyorlar. Rally'nin aslında biraz hız kestiği de söyleniyor. Hemen Avrupa kanadına geçeceğiz. Bu arada Avrupa kanadında tabii karışık seyri var. Nedeni ise az önce bahsetmiş olduğum Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları ve Brexit hikayesi. İngiltere borsası ile Alman borsası eksilerde kapattılar. Ancak Fransız artıda kapattı. CAC 40 endeksi. Bu arada tabii bakıyoruz -0.16 DAX satıcılı başlayacak gibi görünüyor. Son olarak Asya piyasalarına göz atacağız. +0.49 şu an Nikkei endeksi. Verilerle devam edelim. Bugün yurt dışında ve Euro bölgesinde veri akışı sakin. İngiltere'de perakende satışlar verisi takip edilecek. Bu arada Amerika'da Trump'ın konuşmasıyla beraber Fed üyeleri Harker ve Williams'ın konuşmalarını izliyor olacağız. Haber turuyla devam edelim. Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump yemin ederek görevine başlamasına saatler var. Başkent Washington'da 200 milyon dolarlık tören için hazırlıkların devam ettiği gözüküyor. Ülkenin çeşitli yerlerinden 30 bin güvenlik görevlisi gelecek, personel gelecek. Başkent polisine eşlik edecek başkentte. Seçilmiş başkan Trump'ın görevi 44. Başkan Obama'dan devralacağı bir tören düzenlenecek. Ve yaklaşık 900 bin kişinin protestoculardan oluşan 900 bin kişinin katılması bekleniyor. O yüzden güvenlik yetkilileri David Hessim töreni izlemek için bilet alanlarının giriş yapacağı altı kontrol noktasında güvenlik önlemlerinin çok sıkı olacağını ifade ediyor. Burada ABD Başkanı Barack Obama büyük umutlar ve vaatlerle Beyaz Saray'a gelmişti. Hatırlayalım bundan 8 sene önce ancak aradan 8 yılda geçmesine rağmen birçok önemli değişikliğe atmasına rağmen yine de Orta Doğu'daki karışıklıkların arttığı bir dönemle karşı karşıya kaldık. Amerikan halkı onu yaptıklarından çok yapamadıklarıyla hatırlayacak gibi görünüyor. Bunların en dikkat çekeni sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik. Bununla savaşacağını söylemişti Barack Obama ama yeterli gelmedi. 2008 krizi de tabii ona denk geldi diyelim. Türkiye Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici 2016 olmaz denilenlerin gerçekleştirdiği ve belirsizliklerin gölge yaptığı bir yıl olduğunu söyledi. Ancak 2017 yılının bir toparlanma yılı, 2018'in senesinde bir varlık yılı olacağını söyledi. Global anlamda şartlar zorlaşıyor evet dedi ama Türkiye doğru adımlar atıyor. Bu çetin bir yol. Tabii ki bir takım riskler çıkacaktır ama yol her zorlaştığında hep beraber bertaraf edeceğiz. Umutluyuz diyor 2017 senesi için. Emlak konut GYO Şubat ayında başlayacak. İkinci konut seferberliği yapacak. Konut kredisi 0.50'ye düşürülecek. Oldukça önemli. Vadede 240 aya çıkarılacak. 20 yıla. Şimdi bu haber önemli bir haber konut alacaklar için. Çünkü hem 0.5'ten faiz kullanacaklar hem de vade 240 olacak. Konut piyasasında ciddi bir artış beklenebilir. %25 bir artış gelebilir satışlarda. Ve en kapsamlı sicil hafı hayata geçti. Meclis
önemli düzenlemeleri getiren 2017'nin ilk torba yasasını kabul etti. Sicil affı bekleyen 11 milyon mükellef borçlarını 6 ay içinde ödemeleri halinde sicil affından yararlanabilecek. Bu arada Avrupa Merkez Bankası demiştik, Euro dolar paritesindeki hareketlerin bir nedeni de oydu. Faiz oranlarında ve ağırlık alım programlarında beklendiği gibi herhangi bir değişikliğe gitmedi. Hazine müsteşarlığı 10 yıllık tahvil ihracını %49 oranında Amerikalılar satın aldı. Türk tahviline hücum var. Bu oran Ekim ayında %38'di, %50'ye çıktı Amerikalılara satılan tahvil. Hazine müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre 25 Mart 2027 vadeli 10 yıllık tahvil ihracına talep ihraç tutarından 3 kat fazla oldu. Bu arada Brezilya karışık. Zaten ekranlarda veriyoruz. Brezilya ordusu sokağa indi. Birlikler Natal kentinde polis faaliyetlerini yürütme yetkisini onayladı. Brezilya Devlet Başkanı Temer'in cezaevlerindeki isyanların kontrolü amacıyla Rio Grande do Norte eyalet valisinin talebi üzerine silahlı kuvvetlerini Natal kenti sokaklarında polis faaliyetlerini yürütmesine yetki verdiği bildirildi. Bu arada Trump'ın Amerikan başkanlığı dünyadaki dengeler için önemli değişikliklere gebe olabilir. İran'la müzakereler, bunun yanında ticari dengeler, Orta Doğu, NATO ilişkileri, bunlar hep konuşacağımız konular. Ve Amerika'da Trump zamanı Türkiye için özellikle FETÖ ile mücadele açısından kritik bir öneme sahip. Çünkü ülkedeki FETÖ üyeleri Demokrat aday Hillary Clinton desteklemişti. Öyle görüntü çizmişti. Görünen o ki terör örgütü Trump döneminde sıkıntılı zamanlar yaşayacak gibi görünüyor. Bakalım tabii teslim edilecek mi terör örgütü lideri FETÖ? Birleşik Devletleri ve tüm dünyada aslında ana gündem Trump'ın göreve gelecek olması. Trump Kongre bahçesinde yemin edecek ve resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray'da görev değişimini bekliyor. Obama'nın ekibi cep telefonlarını, giriş kartlarını, bilgisayarlarını ve gerekli belgeleri Trump'ın ekibine teslim etmeye başladı. Başkan Obama da son basın toplantısını yaptı. Trump Kongre bahçesinde düzenlenecek dev törenle yemin edecek. 1871'den bu yana yemin törenleri aynı yerde yapılıyor. Törene 900 bin kişinin katılması bekleniyor. Güvenliği 28 bin polis sağlayacak. That single event became the embodiment of this inaugural. Törene hayatta olan tüm eski Amerika Birleşik Devletleri başkanları katılacak. Eski başkanlardan George Bush hariç. Çünkü Baba Bush solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Demokrat Parti'den birçok isim törene katılamayacağını açıkladı. Birçok ünlü sanatçı da aynı şekilde. Trump'sa onlar zaten davet edilmedi diyerek törene katılmayacakları üzerinde durmamayı tercih ediyor. Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Trump'ın tıpkı Obama gibi anayasadaki metinde yer almamasına rağmen İncil'e el basarak yemin etmesi bekleniyor. Yemin töreninin ardından ilk konuşmasını yapacak. Diğer temasların ardından kortejle Beyaz Saray'a gidecek. Tören sırasında 99 grubun protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor. Sadece kağıt pankartlara izin veriliyor. Beyaz Saray'a gidecek kortejin geçeceği yoldaysa yalnızca ılımlı eylemcilere izin verilecek. Yemin törenleri cumartesi günü de sürecek, Washington Ulusal Katedrali'nde ayin yapılacak. Evet, destek menkul değerler araştırma müdürü Murat Fufan yanımızda. Murat Bey hoş geldiniz yanımıza. Şimdi Trump seçildi ve artık koltuğuna oturacak bugün. Türkiye saatiyle 20 gibi bekleniyor. Şimdi Trump'la ilgili şöyle bir genel bilgi verdiğimizde seçkin bir ailede, zengin bir ailede gelmiş ama imparatorluğa çevrilmiş ve şovmen bir adam aslında. Çünkü 1996'dan 2015'e kadar 3 güzellik yarışmasının sahipliğini yaptı. Bir de Türkiye'de Çırak adına yayınlanan bir program vardı. Amerikan versiyonunda 14 sezon boyunca şovdaydı. Şovu evet. Seviyor. Eskiden beri siyasetle ilgileniyordu. Eşi Yugoslav, sonra işte bir partide tanışıyorlar ve evleniyorlar. İkinci eşi oluyor. Bunlar kendi kişisel bilgileri. Bir de kabinesi var tabii. Kabinesiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ne anlam taşıyor diye aslında. Önce
Trump'ın gelmesiyle birlikte hep konuşuyoruz ancak en azından ilk bir ay ne beklenebilir? Çok keskin açıklamaları var çünkü. Evet. Yani şöyle enteresan birisi zaten, show dünyasından geliyor, reality show tarafı var. Zaten onunla birlikte hani bu böyle bir künyesi varken başkan olması bir şaşkınlık yarattı ama bugün yemin ediyor artık. Yani Donald Trump'ın başkan olması bir gerçek ve bugün de Obama'dan işte kahvesini içtikten sonra evet görevi devralmış olacaklar. Bu arada Trump'ın evet. kabinesine şöyle bir bakmak lazım, sormak da istiyorum çünkü şimdi mesela başkan yardımcısı Mike Pence olacak. Evet. Şimdi ciddi bir tecrübesi var hem ulusal hem eyalet yönetimi konusunda. Dış politika ile ilgili bazı görüş ayrılıkları olduğu söyleniyor Trump'la. Ve Barack Obama yönetiminin Orta Doğu coğrafyasında artan kaosu durdurmada başarısızlığın işaretlerinden biri diyor. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi için Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi yönünde açıklamaları var. Ne dersin? Yani şöyle, Donald Trump sanki geldikten sonra Türkiye ile dış politika anlamında eğer bunu bir avantaja çevirebilirsek tabii ki yakınlaşması muhtemel gibi duruyor. Bu da Türkiye'nin dış politikadaki çıkarları açısından çok çok önemli. Hani bu dönemde bizim biraz daha Rusya tarafına yönlenmemiz, işte Şangay Beşlisi'ni konuşurken, Rusya pazarını konuşurken Trump'ın da Rusya ile ilişkileri biraz daha sıcak tutma heveslisi olması önemli. O yüzden bu tarz kişilerin de Trump'ın aynı şekilde politikası uyumlu kişilerin gelmesi de çok çok Türkiye'nin açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Trump'ın özel kalem müdürü Reince Priebus, tecrübeli bir cumhuriyetçi politikacı. Evet. Trump'ın arkasında durmuştu seçim kampanyasında. Hem iş hem dış politikada bu danışmanlık yapacak, onu söyleyelim. Bir de baş stratejist Steve Bannon var. Hı hı. Şimdi bu Steve Bannon Cumhuriyetçi liderleri sertçe eleştirmesiyle tatlanan tartışmalı bir isim. Hı hı. Beyaz Saray atanmasının ırkçılık ve önyargıları meşrulaştıracağı şeklinde söylemlere yer verildi. Trump ekibi içerisinde çeşitli konular üzerine önemli fikir ayrılıklarının baş gösterebileceğini işaret ediyor diyor. Hep yanında, Trump'ın evet. hep yanında olan bir stratejist. Ne dersin bu iki isim içinde? Yani şöyle, hani isimlerden ziyade Donald Trump'ın öncesinde söylediği sözlerle kendi kabinesindeki kişiler ne kadar tutarlı olacak ona bakmak lazım. Özellikle bugün işte hazine adayına baktığımız zaman açıklamasına, hani Donald Trump doları çok fazla güçlü olmasını istemediğini en sonunda söylemiş oldu. Hani bunu aslında tam bilemiyor piyasa. Hani güçlü bir doları küresel bazda mı istemiyor yoksa Çin'e karşı o rekabet avantajını sağlayabilmek adına mı istemiyor? Ama kabinede farklı farklı sesler geliyor. Örneğin Rusya ile ilgili yaptırımlarda Trump'ın birazcık daha iyimser davrandığını görüyoruz ama %100 yaptırımlar kalkmaması gereken kabinede kişiler de var. Sanki böyle hani bu farklı kesimden olan insanlar, farklı kesimden olan kişiler Trump'la çatışabilme olasılığı var gibi duruyor orta ve uzun vadede. Ama Donald Trump'ın birazcık daha yapısı, karakter yapısı bunları sindirebilecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ben yine de Donald Trump'ın birçok söylediği sözü Zeliha Hanım hayata geçirmesini birazcık zor olarak görüyorum. Evet. Şimdi Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn duyurdu. Kor General kendisi. Hı hı. Demokrat bir isim normal şartlar altında. Güvenlik danışmanı olması önemli. Orada büyük bir tecrübeye sahip. Doğrudan yürütme organı tecrübesi bulunan birkaç isimden biri bu. Hı hı. Asker kökenli. Dışişleri Bakanı Rex var. Rex enteresan Tillerson. Rex Tillerson isimli. Enteresan bir şahsiyet. Exxon Mobil şirketinin başkanı ve CEO'su. Çok, bu saydığım isimlerin hepsinin milyarderler bu adamlar. Ciddi paraları var. Ve Exxon için Rusya'da çalışmalar yapıyordu 90'lı yılların sonunda. Bu biraz bu isim, yani Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olması Rusya'da Exxon önemli. Rusya ilişkilerinde biraz daha yumuşayan, biraz daha beraber hareket edebilecekleri bir durum olabilir mi? Evet. İsim itibariyle soruyorum. Zaten Rusya ile ilgili yatırımları da Trump'ın sorulmuştu. Özellikle kabinede de böyle hani şirket yöneticileri, CEO'ların olması da hani daha ticari bir kaygıyla yönetilen bir Amerika mı olacak endişesi var. Aslında Amerika şu anda ne yapacağını da bence bilmiyor Trump'ın politikalarında. Çünkü yerelleşme yönünde adım atacak bir Amerika mı, içe kapanacak Amerika mı? Yoksa hani daha çok pazar kovalayan Rusya gibi pazarlarda ya da İran gibi pazarlarda daha çok ticari üstünlük sağlamaya çalışan bir Amerika mı? Yani Donald Trump'a baktığımız zaman
dolar güçlü olsun, bütün şirketler gelip burada üretsin diyor. Ama diğer taraftan da işte Exxon CEO'sunun olduğu gibi kabinede yer alması da, bu adamlar sonuçta küresel ticaretin en önemli figürleri arasında yer alıyor. Yani dünya enteresan bir yere gidiyor Zeliha Hanım. Davos zirvesinde hani Çin'in küreselleşmeyi savunduğu bir dünyada Amerika'da bu kabinenin eğer yerelleşmeyi savunuyorsa terse bir döndü. Tezatlık var yani. Bir korelasyonda bir uyumsuzluk yani var. Yani izleyiciler açısından da söyleyeyim, zaten takip edenler bilir ama Çin zaten eski komünizmi, sosyal tabii devlet, ama küreselleşmeyi savundu şimdi Davos'ta. O çok enteresan. Bunun tam tersi karşı tarafsa daha içe kapanık. Yani Çin'in uyguladığı politikayı Trump uygulayabilir. Evet. Trump'ın uyguladığı ya da Obama'nın uyguladığı politikayı da Çin uygulayabilir. Tabii. Çok karışık bir durum var. Yani son olarak bir de Savunma Bakanı Mattis var. Şimdi o da, Savunma Bakanı da zaten bir asker. Onu söyleyelim. Emekli Deniz Piyade Generali. Deniz Piyade Teşkilatı olmak üzere ordu üyeleri arasında saygın bir yeri var deniyor. Şimdi Trump'tan farklı düşünülüyor raporda. Bu SETA'nın raporu. Gelecek başkanın tehditkar İran retoriği düşünüldüğünde Mattis'in yeni görevinde Amerika politikalarına nasıl yön vereceği merakla bekleniyor. Raporda bir de Obama yönetimin DAEŞ karşısında izlediği stratejiyi eleştiriyor Mattis. Ve Trump'tan farklı olarak Amerika'nın çatışmalarda kara birlikleri mevzilendirmeye daha istekli olması gerektiği görüşünü savunuyor. Aynen. Bu da enteresan. Ne dersin? Yani şöyle, şimdi burada esas kritik nokta Donald Trump'ın Suriye konusunda ve işte İran konusunda, nükleer tesisler konusunda neler düşündüğü. Çünkü Japonya'yı bile Donald Trump dün işte birkaç gün önce yaptığı açıklamada Japonya ve Güney Kore'yi eleştirdi. Hep Amerika üzerinden geçindiniz kısacası, evet, söyledi, evet. Ve hani kendi nükleer tesislerinizi kendiniz inşa edin. İşte Suriye konusunda neden bu kadar para harcadık Orta Doğu'da? Bunu biz eğer köprülerimize, işte havaalanlarımıza yapsaydık Amerika çok daha fazla büyürdü. Orta Doğu'da yapılan bu savaşa yapılan bu yatırımı bir nevi çöp olarak nitelendirdi. Donald Trump enteresan bir figür. Yani hani dünyada NATO'yu eleştirdi örneğin Zeliha Hanım. Yani NATO'nun artık gerekli miladını evet. Üyelerin söyledi. Gerekli desteği de vermediğini. Vermiyorlar. Bunu bir külfet etmiyor, olarak görüyor. Evet, külfet olarak görüyor. Şimdi son olarak CIA direktörü Mike Pompeo, Obama yönetimini radikal İslamcı terörle mücadele olan yaklaşımdan dolayı eleştiren bir isim bu. İslamcı teröristleri diye böyle isimler de kullanan bir terörist. O da enteresan. Yani İslam'ı terörizmle birleştiren bir söylemleri olan biri. Şimdi çeşitli politikalarla istihbarat değerlendirmesi yapabilir deniyor. İran, terörle savaş vesaire meselesi. CIA direktörü de enteresan. Evet. Bir önceki CIA direktörü de Trump'ı ciddi eleştirmişti biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani şu an görevde olan, artık değişecek olan. Şimdi bu isimlere şöyle bir baktık. Hazine'yi aldı. İşte ne bileyim, ulusal güvenlik, yani ulusal ekonomik konseyi. Bunun başına da Çin karşıtı bir kişiyi, profesörü getirdi. Dolayısıyla birkaç dakika varken ekonomi bazında bizim için ne anlam taşıyor? Gelişmekte olan ülkeler bazında dolar değerlenecek mi örnek? Faizler ne olacak? FED yerinde kalacak mı? Başka bir merkez bankası açabilir mi? Yelen istifa edebilir mi? Evet. Yani şöyle bir kere şöyle bir realite var. Bunu değiştiremez. Dolar endeksi 2013'ten başlayıp tüm gelişen ülke kurları üzerinde baskı hissettiriyor ve bundan sonraki 2017-2018'inde benim tahminimce dolar tarafındaki bu değerlenme süreci birazcık daha devam edecek. Yani 2017'de hem Türk lirası varlıkları, gelişen ülkeler arasında da pozitif ayrışabilecek ülkeler belli zaten. Rusya, Brezilya reali ve Güney Afrika randı. Hani bugün Brezilya'da bu konuları konuşuyoruz ama sonuçta adamlar çok fazla değer kaybetmişti. %50'ye yakın 2013'te. Onun bir toparlanması ve hani hem petrol fiyatları buna destek olacak. Türkiye burada zorlu bir dönem bekliyor. Arjantin pezosu, Meksika pezosu ile birlikte ve diğer ülkelerle birlikte. Hani o kolay para dönemi tabii ki gelişen ülkelerde bir anda çok büyük büyüme rakamlarının sağlanması, işte yatırımların sağlanması, sermaye girişleri hızlandı. Çünkü tatlı para. Yani bu hani sonuçta ucuz para olarak geliyor. Ama Amerika bunu daha maliyetli bir şekilde bu ülkelerden geri alma sürecine başladı. O yüzden Türkiye'nin bu dönemde hani kurdan ziyade Sayın Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması vardı. Hani kurun artık artışı ya da azalışına bakmamak gerekiyor. Bizim bu dönemde büyümeyle ilgili neler yaptığımız çok önemli. Yani yapısal reform dediğimiz hem eğitimden hem işte ekonomi modellerinde bunlarla Türkiye'ye fark yaratması gereken bir dönemde. Şimdi Türk lirasının değeri ayarlanmaya çalışıyor. Bir para birimi değerli olabilmesi için onu cazip hale getirmek lazım. Şimdi hep iktisatta öğretilen en kolay yöntem hani paranın değerini cazip hale getirmek için faiz artırmak. Şimdi
artık ekonomi öyle bir noktaya geldi ki sadece faiz artırmak değil, Merkez Bankası'nın birçok parasal enstrümanı var. Yani bunu dengeleyebilecek. Bizim son iki haftada Merkez Bankası'nda yaşadığımız süreç daha çok TL likiditesini bir miktar daha zorlaştırmak. Arzı kısma yoluna gidiyor aslında. Tabii. Yani likiditi benim anladığım TL'yi biraz daha kısıp arzı arttırma, TL'nin değerlenmesini sağlıyor. Faiz artırması noktasında belki bekleniyor olabilir ama bir işe yarayacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Daha kesinlikle. Önce 550 bas puan falan bir artış yaptı. 2.39'dan şimdi mesela 3.80'iz. Yani durdurulamayan bir durum var sonuçta. Faizle savaşılacak bir durum yok gibi geliyor bana açıkçası. Yani. Çok ciddi bir faiz artışı ben beklemiyorum ama 24'ünde siz ne dersiniz? Ya faiz artışı olmayacak zaten. Ben 24'de biz kurum olarak beklemiyoruz açıkçası. Çünkü hani kurdaki o volatilitenin bu kadar arttığı dönemde bir de yabancı kurumların, birçok kurumun agresif bir faiz artımı beklediği süreçte Merkez Bankası son derece soğukkanlı ve sağduyulu yaklaştığını gör. Çünkü söylediğiniz gibi faiz artırsa da kurdaki o 2013'ten başlayan özellikle yukarı yönlü trendin çok değişmeyeceğini görecek. Evet. Evet, orada hani bir teknik düzeltme gelecek. Piyasada işte gelişen ülkeler üzerindeki Fed baskısı, Trump baskısı. Bugün işte Trump yemin töreninde ne söyleyecek bilmiyoruz ama hani doları güçlendirecek bir açıklama yapılırsa kurun yapacak üzerinde hiçbir şey durmuyor. Yani, faiz istediğin kadar yap. Orada Trump konuşursa yapacak bir şey yok. İzliyor olacağız. 24'ündeki para politikası toplantısını zaten. Hı-hı. Bir de Fitch'in toplantısı var önümüzdeki hafta. Tabii, ve 1 Şubat'ta da Fed'in açıklaması var ama faiz artımı beklenmiyor bildiğim kadarıyla. Herhalde Trump'ın şeyleri beklenecek. İlk 100 günü beklenecek. Ya bahar döneminde ilk çeyrekte çok beklenmiyor. İlk 6 aya kadar Fed'in faiz artırması da çok çok düşük. %30'un altında Zeliha Hanım. Hazirandan sonra belki bir 2 ya da 3 tane şu andaki politikalarla bekleniyor söyleyebilirim. Bakalım izliyor olacağız tüm dünyayı. Trump sonrası. Teşekkür ediyorum ben teşekkür Murat Tufan'a aktardıklarınız için. Destek Menkul Değerler Araştırma Müdürü Murat Tufan'a teşekkür ediyoruz. Borsa İstanbul 82.300 seviyesinden açılacak. Dolar 3.82, Euro 4.08 ve faizler %11.25'te. Anel Santez burada. Site ona eriyor. Birazdan Beydir Hakan sizinle olacak. 12.35'te kahve molasında tekrar karşınızdayım.